Saray rejimi demokratik bir seçime değil, koltuğu bırakmayacağı bir darbeye hazırlanıyor. Seçim yaklaştıkça kışkırtıcı açıklamalarıyla toplumun fay hatlarını adeta kırmak için çaba gösteriyor. Yurttaşın sağduyusu ise takdire şayan. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan cami avlusunu miting alanına çevirerek muhalefetin kazanması halinde Diyanet'i kapatacağını söyledi. Oğlu Venezuela ve pudra şekeri maceralarıyla nam salmış Binali Yıldırım, bu seçim işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ seçim akşamına istinaden ya şampanya patlatıp kutlayanlar ya da alnını şükür için secdeye koyup Rabbine hamd edenler olacak ifadeleriyle toplumu parçalara ayırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu erkek erkeğe, kadın kadına ve hayvanlarla evlilik gibi ipe sapa gelmez açıklamalarıyla trans halindeki konuşmalarına toplumu kışkırtmayı da ekledi. 14 Mayıs Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Bu kadar açık ve nettir ifadelerini kullandı. Hüdapar Genel Başkanı Hizbullah Zekeriya Yapıcıoğlu vazifesini yerine getirdi. Seçim birinci turda bitecek ama az farklı olursa şimdiden kendinizi hazırlayın. Yapabilecekleri bütün hileleri yapacaklar ama kaybedeceklerini de onlar hile yaptı diyecekler. Hele hele fark çok küçük olursa bir de ortalığı karıştırmak için fırsat kollayacaklar dedi. Bunları kendiliğinden söylenen sözler olarak değil, planlı bir stratejinin işaretleri olarak görmek mümkün. Provokasyonlara zemin hazırlama girişimi. Ayrıca iktidar planladıklarını muhalefete atfederek yol çiziyor. Kaybederlerse kaos çıkaracaklar algısı yaratmak aslında kendi zihnindekilerinin bir dışa vurumu. Açıkçası Erdoğan yüksek bürokratları, ittifak ortakları ve bakanları ile birlikte geri dönülmez suçlar işliyor. Darbecilik ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek. Dikkat çekici bir gelişme de savunma sanayi pastasının tamamını doymayan iştahla yemek isteyen milli yerli şovmen küçük damat Selçuk Bayraktar'ın kutuplaştırıcı ifadeleri. Veliaht Prens olarak şişirilmenin kibriyle çabuk patladı. Tüm bu kaos harekatına ise iki kritik hamle Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. CHP lideri seçime 10 gün kala yapacağınız bütün pislikleri biliyorum dedi. Davutoğlu ise eski bir ortak olarak alt metni sakın ha olan çarpıcı bir video çekti. Bu ifadeleriyle hem toplum uyanık olmaya davet ediliyor hem de güvenlik ve yargı bürokrasisine ayar veriliyor. Çok doğru. Tam burada Davutoğlu'na AKP dönemini anımsatanlar da oldu. Bu denli kritik bir seçime 2 hafta kala son derece yersiz. Herhalde Ankara katliamı ve Suriye Savaşı gibi meseleleri bizden iyi bilmiyorsunuzdur. Havanda su dövmeyi bırakmak ve AKP'den kurtulmak öncelikli plandır. Kim yüzleşmenin olmayacağını söylüyor ki? Seçime artık sayılı günler var. Toplum sırt çevirmişse gerisi lafı güzaftır. Zorla güzellik olmuyor. Saray rejimi olmayacak duaya amin diyor. Seçime kadar yurttaşın teminatı AKP iktidarının sorumluluğu altında. Sık sık hatırlatmakta yarar var. Suçlarınıza geri dönüşü olmayanları eklemeyin. Bu ülkede hırsızlık ve rüşvetin cezası ne yazık ki çok yetersiz olsa da darbecilik ve provokasyon ağırlaştırılmış müebbet sebebidir.